Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Evet Abdullah Usta, şimdi ne yapacağız bugün? Berivan'la beraber, Leyla'yla beraber ve evet, ekranları başında bizi izleyen minik kardeşlerimiz için. Birincisi bizim Ankara tavamız var. Onu yapacağız. Orijinaline sadık kalarak has Ankara tava yapıyoruz. Evet. O zaman aslında böyle sadece bir şey var. Sadece bize iki tane ızgara lazım Ayşegül Hanım. Tamam. Her zamanki gibi ızgaramızı kullanacağız. Şimdi... Sizin istediğiniz ızgara olsun Abdullah Usta. Teşekkür ederim. Burayı donatalım, siz yeter ki isteyin. Evet. Çünkü ızgarası artık ben biliyorum ki yemek yapamıyorsunuz. Evet artık sen de benim vazgeçilmemiz evet, gibi oldu. Evet evet gerçekten vazgeçilmemiz. Farkındasın işimizi çok pratikleştiriyor. Kesinlikle öyle, çok pratik. Aslında bugün bir de yöresel bir yemek yapmış oluyoruz. Doğru evet, mudur? Aynen öyle. Doğrudur. Çünkü doğrudur. Neden? Ankara yöresine ait Ankara tava yapacağız. O zaman Ankaralılar bizi bakalım dikkatli bir şekilde izleyin. Nasıl yapıyoruz? Evet. Öyle değil mi? Aynen sizler öyle. Sizler gibi mi yapıyoruz biz de? Evet, ilk önce iki tane ızgaramızın şöyle altını açtık. Tepsilerini ters çevirdin. Çünkü bize tepsiye olan bölümlerini zaten biliyorsunuz şu şekil hı-hı, kullandığımız zaman istediğimiz gibi ızgara, balık, her şey yapabiliriz. Ama şöyle tepsisini ters çevirdiğim zaman sulu yemek ne istesek, yani aklımıza ne geliyorsa zaten bunda yapabiliriz. Evet, burada da yaptık. Çok iyi kuru fasulyeden yani, tut, nohuttan tut, pilavdan tut, biz bulgur pilavı, her şey yapabiliriz. Şimdi ızgaramızı biz altını yaktık. Ayşegül Hanım sizi rica edeceğim. Sizi bu tarafa alacağım. Tabii ki. Siz yavaş yavaş karıştırırken ben de. Tamam tamam, ben şu an ızgaraların başında bekliyorum. Evet. Hiç korkmayın usta, böyle bir evet, komutan edasıyla kesinlikle ben bir şey olmayacak. Benden kaçmaz diyorsun. Kesinlikle benden evet, kaçmaz. Evet şöyle bir su bardağı yağımızı yarısını bir tepsisine, yarısını bir tepsisine ilave yaptık. Tamam, yağlarımız kızsın. Evet. Şimdi soğanları doğrayacağız mı? Normal arpa şehriye normal kavuracağım arpa ben. Arpa şehriye kavuracağız. Evet, evet. Şöyle. Tamam. Biraz ısınsın. Tamam, ısınsın biraz. İkiye evet, böleceğiz. Doğru mudur? Aynen öyle. Tamam. Size iki tane de şöyle kaşık hediye edeyim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet kızlar, bakın şimdi Ankara tava yapıyoruz. Hem bizler için hem ekranları başında bizleri izleyen sevgili çocuklarımız için, Ankaralılar için ve bu yemeği bilmeyen bütün Türkiye'liler için. Öyle değil mi? Evet. Herkes bugün Ankara tavanın nasıl yapıldığını bizlerin sayesinde, Abdullah Usta'nın sayesinde öğrenmiş olacak. Evet, şimdi ne yaptık? Tavamıza, tepsilerimize yağımızı yarım su bardağı ikiye böldük. Sonrasında arpa şehriyeyi böleceğiz. Doğru mudur usta? Aynen öyle. Kavuracağız ve siz soğanları doğruyorsunuz. Dilersek soğan da içine kullanabiliriz. Tamam. Şeyden dilersen. Şöyle bir adet soğan da kullanabilirim. Ama sevgili izleyicilerimiz evde yani kuşbaşı et de şey yapamazsa köfteden de yapabiliriz. Ama çok imkan olmasa tavuk eti de kullanabilirsiniz. Yani bunda imkanlarımız eğer elverişli sürece nasıl istesek o şekilde şey yapabiliriz. Tabii. Ama elimizin altında burada hangi malzeme evet, varsa. Ama orijinali normalde dana evet, şeyden kuşbaşından oluyor haşlamasından. Biz de bugün yani orijinaline sadık kalarak yapacağız. Evet, aynı etten ama biraz daha büyük olur. Tamam. Yani haşlamalık et olur. Hı-hı. Yani 100 gram ve et de bilemedi 80 gramdan olması lazım. Evet, ilk önce ne yaptık şimdi? Soğanlarımızı şöyle doğradım. Ona az bir şey soğan vereyim dilersen şöyle. İlk önce soğanımızı. Önce soğanı mı kavuracağız? Tamam. Kavurursun. Ve iki tane daha soğan doğruyorum şöyle. Tamam. Küçük soğanlardan. Çok güzel. O zaman öncelikle yağımızı koyacağız. Soğanlarımızı ekleyip kavurmaya başlayınca biraz yağ da kızsın iyice. Sonrasında arpa şehriyeleri ilave edeceğiz. Evet. İyice kavurduktan sonra artık ben merak ediyorum. Bu yemeğin yapımını bilmiyordum gerçekten. Evet, çok, Ankara çok tavayı güzel da bir yemeğimiz. Sizlerin sayesinde öğrenmiş olacağız Abdullah Usta. Teşekkür ederim Şegül Hanım. Evet şöyle ilk önce bir soğanlarımızı evet kızlar doğradık. Nasıl gidiyor? Hafta sonları nasıl geçiyor? Anlatın bakalım. Güzel geçiyor yani. Buraya gelmek de büyük bir şey aslında. Evet ama bugün tabii zaten güzel geçecek dermişim. Evet. Komple mutfaktasınız. Ama bunun dışında neler yapıyorsunuz hafta sonları? Hafta sonları genellikle okuldan geldiğimiz için ödevlerle uğraşıyoruz. Evet, ödev yapmakla dinlenmek de geçiyor.
Bazen belki ödev biterse gezmeye falan gidiyor muyuz? Anne babalarımız yani bazen arkadaşlarımızla dışarı çıkıyoruz. Ne kadar güzel. Sen neler yapıyorsun Berivan'cığım? Ben hafta sonları okuldan geldiğim ödevlerimi yapıyorum. Sonra en son kaldığımız konuları okuyorum. Sonradan da az bir şey yatıyorum. Bol bol ders çalışıp bol bol dinleniyorum diyorsun. Evet. Bak gezmeye vaktin olmuyor mu peki? Gezmeye vaktim olursa sadece pazar günleri gezebiliyorum. Nerelere gidiyorsun mesela? Annemle parka, dedemlerle de Fatto'ya gezmeye gidiyoruz. Hı hı. Sahile gidiyoruz. Babam da tabii ki beni de her yere götürüyor peşinde. Götürüyor mu? Nerelere evet. götürüyor merak ettim peşinde. Böyle sahillere, parka, her yere götürüyor. Oo, sen ne kadar şanslısın. Baban seni bol bol gezdiriyor o zaman. Evet, istediğimi de alıyor. Canı Ay, sağ olsun. Ne kadar iyi bir baban var. Ne kadar güzel. Görüyor musun Abdullah evet. Babası her yere götürüyormuş. Parklara, sahillere. İstediğini de alıyormuş. Dedesi bir yere götürüyormuş, babası bir yere götürüyormuş. Berivan çok şanslı bir çocuk o zaman. Evet. Ne kadar güzel. Bugün de buradan ne yaptınız? Sen kankam... nenene selam gönder. Dedene... Babana bunlara selam gönder. Ben buradan herkese, arkadaşlarıma, öğretmenime, dedeme, aileme, herkese selam gönderiyorum. Ay. Çok Leyla sen gönder miydin selam? Ben buradan memleketteki teyzelerime, dayılarıma, amcalarıma, yengelerime, bütün akrabalarıma, arkadaşlarıma, hepsine selam gönderiyorum. Ne kadar güzel. Bakın evet. Komple mutfak vesilesiyle de hasret gidermiş olacaklar. Sizleri görecekler, özlemleri geçecek. Usta ben yarıya bölüyorum. Yok hayır hepsini ona bölüyoruz Ayşegül Hanım. Hepsini buna bir tanesine koyuyoruz evet, tamam. Evet hepsini ona veriyorsun. Evet şimdi Ankara tava yapıyoruz komple mutfak izleyicileri. Ne yaptık? Öncelikle soğanımızı doğradık. Doğradık yağda evet. kavurmaya başladık. Kavrulmaya başlayınca daha sonrasında arpa şehriyemizi ilave ettik ve şu an kavurmaya devam ediyoruz. Aynen öyle. Şimdi diğer tavamızda, tepsimizde de ne vardı Ayşegül Hanım? Yine soğan kavuruyoruz. Soğan kavurduk. Soğanlarımız pembeleşti şu anda. Üzerine etlerimizi, ben ön bir haşlama yapmıştım. Güzelce bir haşlanmıştım. Çünkü zamanımız kısıtlı olduğundan dolayı biz bir haşlıyoruz etimizi. Ve şu anda etlerimizi de öbür tavamızda güzelce kavuruyoruz. Tamam. Evet, kavrulsun yavaş yavaş. Tamam. Ben de şöyle biber hazırlayacağım yemeğim için. Tamam. İki adet... Şöyle sivri biber, bir adet kırmızı biber, bir adet de çarlison biber doğrayacağım. Biraz biberleri bol olsun şöyle. Güzelce biberleri doğradıktan sonra ızgaramızın bir tavasında etimizi kavuruyoruz. Bir tavasında da güzelce arpa şehriyemizi kavuruyoruz. Pirin. Tamam. Usta peki bir şey sorabilir miyim bu yemekle ilgili? Evet. Şimdi et biz haşlanmış dedik. Yani olması gereken bu. Yoksa sadece bizim vaktimiz kısıtlı diye mi öyle yaptık? Bizim çiğden de kavurabilirler mi? Eti çiğden de kavurabilirsin. Ama biz çok fazla da zaten kavurmadık. Az bir şey bir zamanı erkene çekelim diye şey yaptık biz. Tamam. Sadece zamandan tasarruf etmek açısından. Evet. Aynen çünkü öyle. Biliyorsunuz gerçekten komple mutfakta ne yapıyoruz? Her gün 16-30 saatlerinde başlıyoruz. 18'e kadar evet. bazen 10 dakikada hatta aşabiliyoruz zamanımızı. Zamanımız kısıtlı olduğu için bizler ne yaptık? Daha öncesinden etimizi biraz haşladık. Sonrasında kavurmaya bıraktık. Evet. Bazen öyle sağ olsun yönetmenimizden zaman istiyoruz. İster istemez evet. uzuyor zaman. Tabii işte evet, işin ucunda yemek olunca tabii doğru. Bazen vaktimizi geçirebiliyoruz. Evet. Şimdi ilk önce biberleri doğradım ve güzelce domatesleri de 2 adet de domates doğrayacağım. Küçük küçük, çok fazla büyük olmayacak. Şöyle. Küp küp doğruyoruz. Küp küp doğruyoruz, tamam. evet. Bunu aslında şey de yapabilirsiniz. Pirinç pilavından da yapmak isteyen yapabilir. Ama en güzeli yaparsa böyle yapmamız orijinali de daha tabii, iyi şimdi bir şey biz olur. Bugün orijinalini yapıyoruz. Evet orijinalini. Tamam. Tabii orijinalini yapıyoruz. Orijinalini görün diye Ankara tavasının. Ama tabii biz bunu yaparken de ne diyoruz? Olur ya bu yemeği yapmak istediniz. Elinizin altında aynı malzemeler yoktur. Sadece biz alternatif olsun diye bunları fikir olarak veriyoruz. Ama bugün komple mutfakta yöresel bir yemek, yöresel bir lezzet hazırlanıyor. Abdullah Usta bizlere Ankara yöresine ait Ankara tavası yapıyor. Ne yaptık? Önce soğanları kavurduk, kavurduk ızgaramıza evet. koyduk. Daha sonrasında
arpa şehriyemizi ilave ettik. Bir tarafta da etlerimizi kavurmaya devam ediyoruz. Aman kızlar dikkat edelim. Evet. Biz burada bir yandan yemeklerimizi anlatırken izleyicilerimize biz yemeklerimiz evde mesela pratik yönlerini veya de elinin altında hangi malzemeler bulunuyorsa ekseri onları da biz buradan dile getiriyoruz ki izleyicilerimiz orada kalmasın. Ha, yapmak istediği zaman acaba bunun bir alternatifi var mı yok mu diye şey yapmasınlar. Biz yemeklerimizi özellikle alternatiflerini de sunuyoruz ki izleyicilerimiz evde uygulasınlar yapsınlar diye. Doğru. Şimdi evet. Kavrulmaya devam ediyor bu usta. Kavrulsun biraz. Tamam. Şimdi ben kızlara bir daha dönüyorum. Bakın kızlar havalar ısındı. Yaz mevsimi geldi. Artık bu neyin habercisi? Sizler de tatile gireceksiniz. Az bir zamanınız kaldı. Nasıl okulda dersler? Nasıl karnemizde zayıf yok inşallah? Yok. Dersler aslında bu sene fazla zor değil. Benim için basit geçiyor. Hı hı. Liseye başlayacaksın sen öyle değil mi? Şegül Hanım. Ben programa gelince Leyla Hanım ne dedi bana biliyor musun? Ne dedi? Ya dedi Abdullah'sa dedi sen dedi... Programa başladığın zaman makyaj mı yapıyorsun dedi bana. Ben dedim yok Leyla'cığım öyle bir şey yok dedim. Zaten sen göreceksin ben geldiğim gibi sadece üstümü giyinip evet. Programa başlıyorum dedi. O dedi yok, neden dedi, bunu sordu acaba? Ekranlarda çok mu farklı görünüyorum bilmem. Peki herhangi bir şey yaptın mı Leyla'cığım sen gördün? Yok gerçekten gördüm herhangi bir şey yapmıyorlar doğal halleriyle çıkıyorlar. Evet kesinlikle olduğumuz gibiyiz. Merak etmiş demek ki Leyla'cığım. Evet. Tamam görmüş olduk. İzleyicilerimizi zaten yakından takip ettikleri için. Ben şimdi ne yaptık? Şöyle biberlerimizi ikiye böldük. Yarısını etimizin içine, yarısını da evet, çocuğun üstüne gitmesin. Evet şöyle güzelce. Çok güzel bir yemeğe benziyor bu usta. İçerisinde et var, sebze var, arpa şehriye var. Evet. Bakalım bunu birleşince nasıl bir şey şöyle. Ortaya çıkacak. Biraz daha mı kavursak usta? Onu az daha şey yapalım. Şu domatesi şunun içine atalım. Üstelikten üzerine tamam. Gitmesin. Şimdi biz ne yaptık? Izgaramızı bir tepsinde etimizi güzelce gördüğünüz gibi şöyle zaten kameramız gösteriyor. Güzelce kavuruyoruz. Bir tepsisinde de arpa şehriye. Biz ne yaptık arpa şehriye? İnce soğanlar pembeleşinceye kadar kavurduk ve şehriyemizi üzerine ilave yaptık. Belli bir süre kavurduktan sonra üzerine biber ve domates de ilave yaptıktan sonra kavurmaya devam ediyoruz. Ve diğer tepsimizde de soğanlarımızı pembeleşinceye kadar kavurduk. İki diş sarımsak içine ilave yaptık ve etimizi içine ilave yaptıktan sonra kavurma devam ettik. Ve onun üzerine de biber ve domatesimizi verdikten sonra şimdi iki yemeğimizin de, gerçi tek yemek ama iki yemek olarak görünüyor. Ve ne yapacağım? Ben baharatını ayarlayacağım. Tamam, baharatını ayarlayın siz usta. Şimdi evet bizim orada yarım kaldı sözümüz. Leyla'cığım bahsediyordu. Dedi ki bu sene benim için dersler zor değil. Orta sona gidiyorsun Leyla'cığım. Bir daha hatırlatalım. 8. sınıf daha doğrusu. Evet. Liseye başlayacaksın. Sınavlara giriş yaptın mı? Hazırlandın mı sınavlara veya şimdiki sistem nasıl? Bana biraz bilgi verebilir misin? Hem ekranları başında izleyenler de öğrenmiş şimdiki olsun. Sistem sınav puanları daha da yükseldi. 700 üstünden değerlendiriliyor. Genellikle ağırlık olarak Türkçe, fen ve İngilizce galiba. Evet. En çok not getirecek dersler. Ben şimdi anlamıyorum. Neyi anlamıyorum genellikle... biliyor musunuz? Yani biz eskiden ne yapardık? Ortaokul biterdi 8. sınıf dediğimiz. Direkt evet. Giderdik kaydımızı yaptırırdık. Tamam not sistemi vardı. Şöyle vardı. Diploma puanına göre hani belki biraz daha farklı okullarda işte süper lise ise veya işte pilot okulsa onu anlıyorum da. Ama şimdi artık her şeyi sınavla yaptılar. Biraz işleri zorlaştırdılar mı sanki? Şu an diploma notu da giriyor sınavın üstüne aslında. Okuldaki diploma notunuz hepsinden 6, 7 ve 8. sınıflardan diploma notu alınarak sınavın üstüne geçtiğini veriliyor. Evet. Ona göre. Anladım. Peki sınavda başarılı olmayan öğrenciler veya işte diploma notu normal olanlar yine okula yani herhangi bir lise tercih yapabiliyorlar mı? Nasıl oldu? Ya, puana sizde? Göre herkes kendine en uygun olan liseyi tercih ediyor. Yani onlara gitmek şey yapıyor. Gitmeyi tercih ediyor. Yani şimdi bir de Abdullah Usta meslek liseleri de arttı artık. Evet. Bayağı bir şey oldu. Meslek liseleri, İmam Hatip liseleri yine açılış yaptı. Ortaokuldan hatta artık isteyen aileler çocuklarını gönderebilecekler. Alternatifler çok oldu ama ben sadece biraz şeye karşıyım. Bir an önce şu eğitim sistemimiz bir düzene girsin artık. Gerçekten herkes ne yaptığını veya nasıl tercih edeceğini bilsin ve şu sınavları kaldıralım ortada. Evet, ben bunu istiyorum gerçekten. Mesela benim çocuk da şu anda bu sene 6'ya girdi. 6 yaşına gitti. Kara kara düşünüyoruz acaba nasıl göndereceğiz bakalım.
Gerçi o yaşta, küçük yaştaki çocuk nasıl gidecek bilmiyorum da insanı düşündürüyor, o biraz düşündürüyor. Biraz tabii korku bazı var. Şeyler, evet. Yani yok değil. Gerçi evde zor duruyor ama okulda nasıl duracak insanı biraz şey yapıyor, tedirgin ediyor yani. İnşallah okulda da o durur. Evet. Ama tabii zor yani çocuklarımız, tamam bizi düşünüyorlar gerçi, hükümetimiz sağ olsun. Bizim için iyi olan neyse onu yapmaya çalışıyor ama bir altyapıyı oluşturup daha sonrasında biraz daha böyle hani bu sistemi sürekli değiştirmeyip de yavaş yavaş bazı şeyleri değiştirsek daha iyi olacak evet, diye düşünüyorum. Evet, birden değil yavaş yavaş diyorsun. Bakın ben mesela kendimden örnek vermek istiyorum. İlkokulu bitirdik biz. 5. sınıfa geldim. 8 yıllık eğitim sistemine geçiş yaptık. Onu okuduk. Daha sonrasında işte liseye geçiş yaptık. Sonrasında alanlar seçildi. Hukuk okuyacağım, avukat olacağım diye sözel bölümü seçtim. Giriş yaptığım işte yani tercih yaptığım sene bu sefer eşit ağırlığa geçti. Yani her sene bir sistem ve bütün böyle sistemler benim başımdan geçti derler. Aynen öyle oldu. Kredili sistemden geçiş bitti. O zaman iyi ki siz okulda yani, okulu bitirdiniz. Yoksa her sene sistem yine değişecekti. Evet, evet. O zaman siz hala değişiyor ama. Yani ben kurtuldu. Bütün sistemlerden geçtim. Bütün sistemleri denedim. Başıma geldi yani. Evet. Hala biz da eğitim sistemiyle ilgili bilgi eksikliğimiz var. Çünkü her geçen sene, her gün daha doğrusu değişiyor. Değişiyor evet, sistem değişiyor. Şimdi biz ne yaptık? Dilersen bir daha tarif edelim tamam. İzleyicilerim. İlk önce soğanlar pembeleşti, güzelce kavurduk ve üzerine arpa şehri ilave yaptık ve biber, domates ilave yaptıktan sonra belli bir kıvama geldi. Zaten şu anda kameramıza bir göstersin. Arpa şehrimiz güzelce kavruldu. Çok güzel kavruldu evet. Gerçekten. Ve diğer tava tepsimizde de biz ne yaptık? Soğanları yine pembeleşince kadar kavurduk, etlerimizi içine ilave yaptık. Domates, biberleri de verdikten sonra o da kavurma devam ediyor ve ben baharatları, tuz, karabiber, pul biber de verdikten sonra şu anda yemeğimizin suyunu ayarlayacağım. Şöyle arpa şehrimizin suyunu veriyorum. Evet, bir karıştıralım. Sevgili izleyicilerim, özellikle arpa şehrimize biz su verdiğimiz zaman çok fazla su vermiyoruz. Biliyorsunuz biz daha önceki programlarda da biz sürekli vurgulayarak söyledik ya. Bulgur pilavı, bulgur yaptığımız zaman 1'e 2, pirinç pilavı 1'e 1, arpa şehriye de aynı o şekilde 1'e 2 yani. 1 kilo arpa şehriye ise 2 kilo su alıyor. Aslında ve bu şey bulgur pilavı gibi mi o zaman? Evet, bulgur pilavı tamam. Gibi biraz daha fazla su alıyor. Ve biz çok fazla su vermiyoruz. Şöyle yeterli. Suyunu az tutuyoruz. Ve suyunu az tutmamızın sebebi nedir sevgili izleyicilerimiz? Diğer tepsimizdeki etleri de üzerine ilave yapacağız. O salçasıyla, sosuyla beraber ondan sonra tekrardan fırına atacağız. Onun için suyu iyi dengelememiz lazım, ayarlamamız lazım. Şöyle kapağını kapatıyoruz Ayşegül Hanım. Tamam. Biraz dinlenmesi lazım o. Tamam, o zaman çok güzel. Bir evet. Daha bunu söyleyelim. Diyelim ki arpa şehriyenin pilavını yapacağınız zaman ne yapıyorsunuz? Aynen pirinç pilavında olduğu gibi 1'e 2. 1'e 2, tamam. Evet. Şimdi 2 yemek kaşığı salçamızı etimizin üzerine ilave yaptık ve karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi birazdan böyle siz oturdunuz ama birazdan sizi evet birazdan evet, tezgahın başına alacağız sizleri. Hep beraber güzel yemekler yapacağız. Ama ne yaptık? Öncelikle bugün komple mutfakta Abdullah Usta bizlere yöresel bir yemek olan Ankara yöresine ait için. Ankara tavasını yaptı. Biraz sonra son aşamalarını artık tamamlayacağız ve inşallah yine pişmeye bırakacağız. Pişmeye, evet. Son aşama zaten eti de pilav arpa şehrimizi üzerine verdiğin zaman ondan sonra fırına atacağız. Tamam. Fırında tekrar da pişecek. Ve çok şu anda güzel görünüyor. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Evet. İçerisinde oldukça çeşit bol. Çeşitleri et var. Bol. Etimiz var. Ondan sonra soğan var. Maydanoz nereden çıktı? biber var, domates var, arpa şehriye var. Baharatlarımız baharatlar, var. Baharatlar, salça var. Salçamız da salça var. Var. Bakın malzeme listemizde evet. Sık sık ekranlarınızda görüyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi ızgaramızın birinde etimizi kavuruyor, birisinde de arpa şehrimiz ve şu anda salçamızı da güzelce kavurduktan sonra çok az bir şey suyla, şöyle sıcak suyla açıyoruz. Usta zaten havalar ısındı böyle evet. Var ya gerçekten artık mutfakta durulmuyor duruma geldik. Artık sen bir de sıcak suları ilave ettikçe ben böyle var şimdi ya. Şimdi ne yapacağız biliyor musun Ayşegül Hanım? Izgaranın birisi artık sana verecek, birisi ben alacağım. Öyle yapacağız artık. Kameraman kardeşlerimiz artık dışarıda yapacağız bundan sonra. Olmaz mı öyle yapsak? Ay evet, keşke öyle bir şey yapabilsek ya. Zaten havalar da ısındı ya. Biz de hep yemeklerimizi ızgarada yapıyoruz. Evet, aynen. Ne yapalım, mutfağı dışarı mı taşısak acaba? Dışarı taşıyalım. Çok iyi olur. Yani kesinlikle buna itiraz etmem ben. Yok zaten ben ona inanıyorum öyle geceğinize dair. Ama gerçekten şaka bir yana çok böyle havalar da ısındı ya.
Yemekler de piştiği zaman iyice biz de böyle yemeklerle pişiyor muyuz usta? Abdullah usta bugün bizlere Ankara yöresine ait Ankara tava yaptı. Şimdi kurabiyeye geçmeden önce son bir defa yemeğimizi anlatalım, nasıl yaptığımızı, hangi aşamalardan geçirdiğimizi kısaca anlatalım. Sonra çocuklarımız için kakaolu kurabiyeye yapmaya başlayalım. Şimdi ilk önce biz ne yapalım? Arpa şehriye pilavımızı anlatalım. İlk önce soğanlar güzelce, 2 adet soğanımız pembeleşinceye kadar güzelce kavurduk. Üzerine pembeleşinceye kadar kavurduktan sonra üzerine arpa şehriyemizi ilave yaptık ve kavurmaya devam ettik. Domates, biberleri içine ilave yaptıktan sonra belli bir süre daha kavurduk. Baharat biz ne verdik? Tuz, karabiber ve pul biberi de içine ilave yaptıktan sonra şu anda arpa şehriye pilavımız hazır. Ama biz burada ben ne demiş izleyicilerimize çok fazla su vermiyoruz. Yani biz bulgur pilavıyla arpa şehriye 1'e 2. Hani 1 kilo ise 2 kilo su alıyoruz. Buna çok fazla su vermedik. Pilav gibi. Evet, pilav gibi. Ben şöyle ne yapıyorum? Önce güzelce bir karıştırdım ve şöyle düzeltiyorum. Kaşığın yardımıyla. Niye düzeltiyorsunuz? Evet, şimdi işin o noktasını da anlatacağız Ayşegül Hanım. Tamam. Ve bizim diğer tepsimizde de gördüğünüz gibi tekrardan soğanlarımızı pembeleşince kadar güzelce kavurduk. Üzerine etleri ilave yaptık. Ve etler belli bir süre kavurduktan sonra üzerine domates biberimizi verdikten sonra bir 10 dakika daha kavurmaya devam ettik. Üzerine tekrardan baharatlarımızı verdikten sonra 2 yemek kaşığı salçamızı verdik. Salçamızı 5-6 dakika kavurduktan sonra az bir sıcak suyla hemen salçamızı açtık. Yemeğimiz gördüğünüz gibi çok hafif, biraz sulu olması lazım. Evet, şimdi yemeğimizin diğer aşamasına gelen sevgili izleyicilerimiz şöyle Ayşegül Hanım. Evet. Arpa şehriye yemeğimi, pilavımı ilk önce şöyle bir aldım. Tamam. Tepsimizi ve... Böyle yemeyeceğiz herhalde. Böyle sunayım sana, bir şey olmaz. Eğer yiyeceksen veririm, şu anda hazır zaten. Yok, yemiyorum. Evet, şöyle. Diğer... Sonra yiyeceğiz inşallah. Izgaramızı, tepsindeki yemeğimizi de getiriyorum şöyle. Oh, ne kadar güzel. Evet, gerçekten enfes görünüyor. Şöyle. Oh, harika oldu usta. Salçasıyla, sosuyla beraber, etlerle beraber şöyle böyle üzerine ilave yaptım. Altında da ne güzel arpalar iyice pişti. Ve şöyle kaşığımızın yardımıyla şöyle güzelce. Nasıl koku geldi Ayşegül Hanım, değil mi? Harika. Anlatılmaz oldu. Yaşanır. Evet. O zaman ne yapın diyorum size, yapın ve yaşayın diyorum ben de. Ve sevgili izleyicilerimiz, aşama bundan da bitmiyor. Ve şimdi biz ne yaptık? Fırınımızı açmıştık. Fırınımı ben 180 derece bir 25 dakikada yemeğimi fırına atacağım ve ondan sonra tekrardan çıkarıp buradan servis yapacağız. Ve yemeğim hazır gördüğünüz gibi şöyle. Ellerinize sağlık usta. Evet, gerçekten çok güzel, hanım. Çok enfes. Hem çok pratik, hem çok güzel, hem çok lezzetli. Görüntüsüyle muhteşem. Ve gerçekten çok güzel de bir yöresel yemek olmuş oldu. Izgaramızın yardımıyla hakikaten kesinlikle çok güzel öyle. Yemekler oluyor. Peki biz bunu eğer ızgarada yapmasaydık, yani ne yapacaktık? Normal fırın tepsimize mi? Bu imkanı olmayan izleyicilerimize de biz burada yine alternatifimizi söyleyelim. Bu yemeklerin aynısını normal tencerede yapacağız. Bir tencerede pilavımızı, bir tencerede de etimizi yaptıktan sonra normal borcam da olabilir, normal fırın tepsisi de olabilir. İçine ilk önce arpa şehriye döküp üzerine etlerimizi döktükten sonra güzelce fırınımızda 20-25 dakika 180 derece güzelce pişirdikten sonra alıp servis yapabiliriz ve afiyetle yiyebilirsiniz. Yemeğimiz de, birinci yemeğimiz de çıktı hazır, onu ben bir alayım fırında, ondan sonra ne yapalım? Bir de böyle yapalım. Kurabiyelerimizi atalım. Nasıl, güzel mi? Şöyle vereyim size biraz da. Alın bakalım, bölüşelim. Kardeş payı yapalım. Ayşegül Hanım şuraya bak. Şuraya bak ya. Evet, nasıl? Gerçekten. Yani nasıl diyeyim usta, ben diyorum ya anlatılmaz yaşanır diye ekranlara herkese sesleniyorum. Yaşayın, yapın ve yaşayın. Yiyin, deneyin. Bakın hala üzerinde böyle. Evet. Yemeğin böyle kaynıyor böyle şeyi. Şöyle ısısı kaynıyoruz. Fırından çıkmış. Ben de böyle yapacağım. Bana göstersen nasıl yaptın? Beri var. İlk önce yılan gibi yaptım. Yılan yaptım. Öyle mi? Şöyle mi yılan? Evet, sonra onu döndürdüm. Salyangoz gibi oldu. Şöyle mi? Şöyle mi? Bakayım. Salyangoz yaptık. Böyle mi? Evet. Ne şekiller duruyor musun sen? Bakın ben de salyangoz yaptım. Biz Ankara tavayı için ne yaptık? 2 tane ızgaramızda birisinde pilavımızı yaptık. Arpa şehriye pilavımızı, birisinde de etimizi yaptık. İlk önce soğanlarımız 2 ızgaramızda da pembeleşinceye kadar kavurduk. Üzerine birisine arpa şehriye, birisine etimizi koyduk. Etlerimiz güzelce piştikten sonra arpa şehriler de belli bir kıvama geldikten sonra üzerine biber ve domatesle ilave yaptıktan sonra baharatları neydi? Tuz, karabiber ve pul biber de verdikten sonra bir güzelce ve belli bir noktadan sonra suyunu verdik.
domates evettikten sonra pilavımız yavaş yavaş demlemeye bıraktık. O demlenirken biz diğer etimizin üzerinde 2 yemek kaşığı salçamızı ilave yaptık. Salçamızı biz 6-7 dakika kavurduk ve ondan sonra sıcak suyla açtık. Bir 10-15 dakikada öyle kaynadıktan sonra ondan sonra arpa şehriyle pilavımızı aldık. Güzelce bir karıştırdık, harmanladık. Ocağımızı üzerine aldık ve hazırladığımız et ve suyla beraber üzerine koyduk ve şu anda gördüğünüz gibi. Ondan sonra bir 10-15 dakika fırında 180 derece piştikten sonra şu anda yemeğimiz hazır. Yine çok tatlı Leyla'cığım, alayım seni yanıma. İki minik kardeşimiz konuğumuzdu, sevgili Leyla ve Berivan. Ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Umarım siz de eğlendiniz, güzel şeyler öğrendiniz. Burada usta ellerine sağlık. Ankara tavası yaptık, yöresel bir yemek. Havuç borani hazırladık. Çok güzel kurabiyeler yaptı bize çocuklarımız ve tabii ki mangal evet. Yaptık yine ızgaramızda. Kürdanlı tavuk şişimiz. Evet, kürdanlı tavuk şiş yaptık. Yine bizler yarın burada da her gün hafta içi, hafta sonu her gün kesinlikle tatil vermeden karşınızda olmaya inşallah Rabbim izin verdiği evet, sürece. Nasip ettiği sürece. Evet, nefes almaya devam evet. Ettiğimiz sürece aynen. Karşınızda olmaya devam edeceğiz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Evet, yarın görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı akşamlar.